ABE e, D benzerliği verildiği zaman açıları eşleştirebiliriz. Buradaki A ile C açısı, B açısıyla E açısı, E açısıyla D açısı aynı olmak zorunda benzerlik olduğu için. Mavi gösterdiğimiz burada yine mavi ile gösterilecek. Buradaki A açısı, buradaki A açısı yani A, C eşit. B'nin ölçüsü E'ye eşit. Burası B ise burası da B olacak. E, D'ye eşit olacak. Onu da yeşille gösterdiğimizde buradaki yeşil eşit olmuş olacak. Öyleyse ABC'nin toplamı 180 yapıyor. Büyük üçgene baktığımızda da yine aynı şekilde B var, A var. Öyleyse yukarısı da C olmak zorunda. Şimdi burada paralellik var. Çünkü B'ler yöndeş. Eğer bu şekilde iki tane doğru var ve kestiği zaman açılar aynı oluyorsa bunlar paralel demektir. Burada benzerlik vardır. Parçaların birbirine oranına bakacak olursak 4'ün 2'ye oranı 2'dir. Bu bunun 2 katı oluyorsa burada da aynısını yapalım. 2K'ya K diyelim buna. Aynı şekilde benzerlik oranı buna göre 2 bölü 3 olacaktır. 2M dersek buradaki parçada 3M olur. Burada K bölü X bölü 3M diyebiliriz. Yani şuradaki üçgende A'nın karşısında K, B'nin karşısında X, C'nin karşısında 3M var. Diğer üçgende aynısını yapabiliriz. 2M, 4 ve 2K oluyor. Aynı şekilde ABC sırasını takip ettiğimizde kenarların oranı. En büyük üçgene baktığımızda da 3M, 6 ve 3K oluyor. 6, 4 artı 2'den geldi. Baştaki ile sondakini oranlarsak K bölü 3M, 3M bölü 3K'ya eşittir. O da X bölü 6'ya eşit. Onu almadan sadece baştaki ve sondakileri burada oranlarsak orantı özelliğine göre k kare 3 m kare çıkar. k buradan kök 3 çarpı m olur. Şimdi buradaki üçgende bunu kullanalım. x bölü 3 m dediğimiz zaman yani b'nin karşısındakinin c'nin karşısındakine oranı hepsinde aynı olacaktır. Buradaki üçgene baktığımızda b'nin karşısındakinin c'nin karşısındakine oranı yani 2 k'yı oranı. k gördüğümüz yere şurada kök 3 çarpı m yazdık. Burada sadeleştirelim. M'ler gitti. Buradaki kök 3'ü sadeleştirirsek burası da kare kök 3 olacak. 2 ile de 4 sadeleşti. 2 oldu. Çaprazlama çarparsak x eşittir. 2 çarpı kare kök 3 bulunur. Doğru cevap B'dir.